eksiğimiz olmuştur, kırdığımız olmuştur aramızda. Bize istekli olan var. Allah eyvallah. Bize razı mısınız? Allah eyvallah. Bize razı mısınız? Allah eyvallah. Bize razı mısınız? Allah eyvallah. Muhammed Ali'de cümlemize razı olsun. Allah eyvallah. Canlar siz cümlemizden razı mısınız? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Senelerdir hasret hasret gözyaşı döktüm, yükledim vatanını, o yara çektim. Mübarek makbareyi seyrettim baktım, Zülfikarlı hünkârdan geldim. Mübarek makbare seyrettim baktım, Zülfikarlı pir kerardan gelirim. Cebrail çerağını almış eline, seyretmeye gider dost dost Şah'ın iline. Kurbanım Şafiyan dost dost Kudret diline, Rıdvan kapı açmış şardan gelirim. Ama o bir yaşında alacağını alır. Dolayısıyla çocukların şurada gelip oynaması bile bizden bir şey öğrenmiyor demek değildir. Anlıyorsun. Bizler de zamanında aynı çocukluğu yaşadık. İnanın biz belli bir yaşı geçtikten sonra sorun ondan sonra başlıyor. Aman ne yapacağım? Aman bir Kenan'ı mı dinleyeceğim, bir oğlu mu dinleyeceğim? Onlar kendilerini biliyorlar ki. İşte Ahmet diye kim ki? Şu kim ki? Bu çok büyük bir hata. Evlatlarımız evde bunu duyuyor. Dedelerin arasında o dede iyi bu dede kötü konuşmalarını duyuyorlar. Şu başkan iyi bu başkan iyi deyip konuşmalarını duyuyorlar. Gençler ne diyor biliyor musunuz? Bunlar bilmem kabul ediyor. Ne yapacağız? Bunu kesmemiz lazım. Yapacağımız eleştiriler. Bakın iki gün önce, dün ABF'nin bir mektup yayınladı İnanç Kurulu. Mektubu yazanlar benim. Sekreter olarak. Konu Celal Dede'den geldi. Celal Dede kalem aldı, gönderdi bana. Şimdi bak ne diyor burada. Bir şeyi eleştirirken o kurumu veyahut da o kişiyi bir adım daha güzele nasıl yaklaştırırsını da eleştirir. O zaman topluma da kendine de kazanmış. Şimdi benim evde oturduğum, iş yerinde çalıştığım arkadaşım iyi birisi olduğu zaman ben de iyi olmaz mı? Ben onu iyiliğe getirdiğim zaman ben kazandım. Dolayısıyla bizlerin yapacağı, sabahlar onu anlatmaya çalışıyoruz. Hep iyi olarak hareket edelim. Daha güzeline varacağımızı düşünelim. Ve bu bayramlarından da bir şeyler daha aşacağımıza ben inanıyorum. Öyle bir duruma geleceğiz ki tabii ki dil çok önemli. Ama şunu unutmayın, Alman devlet de bunun farkına vardı. Hiçbir çocuk ana dilini güzel öğrenemezse diğer dilleri kolay öğrenemiyor. Ana dil önemli. Evinizde konuştuğunuz ana dili çocuklarınıza öğretin.